İyi günler arkadaşlar. Bugünkü konumuz zekat. İslam'ın 5 temel esasından bir tanesi olan zekat, Hicret'in 2. yılından sonra Medine'de farz kılınmıştır. İslam'ın 5 temel esasından bir tanesidir. Kelime olarak temizlenme, artma, çoğalma, bereketlenme anlamları taşır. Terim olarak ise dinimizce zengin sayılan Müslümanların mallarının belli bir oranda belli kişilere Allah rızası için infak etmesi, vermesidir. Allah insana kazandığı her şeyi veren, sunandır. Verdiklerinin bir kısmının da muhtaçlara paylaşılmasını istemektedir. Zekat ibadeti bununla ilgilidir arkadaşlar. Zekat ibadeti belli şartlar dahilinde insanlara farz kılınmıştır. Diğer ibadetlerin bir çoğunda olan akıllı, ergenlik yaşına girmiş olmuş ve Müslüman olmak şartlarının ötesinde bir de zengin sayılmak da vardır. Birazdan değineceğimiz kimler zengindir sorusunun cevabını bulduktan sonra, zengin tanımını açıkladıktan sonra kimlere farz olduğu net olarak ortaya çıkmış olacak. Zekat sadece mal ile yapılan bir ibadettir arkadaşlar. Mesela hac ibadeti hem mal hem de beden ile yapılan ibadetlerdendir. Fakat zekat sadece kişinin mal ile yaptığı bir ibadettir. Hüküm olarak ise farzdır arkadaşlar. Zekat koşulları sağlayan her Müslüman için. Zekatın belli başlı şartları var demiştik. Ve bunların miktarları var. Nisap miktarı. Nisap miktarı bir Müslümanın zengin sayılabilme ölçüsüdür. Yani kişinin bu miktarda bir malı mülkü varsa kendisi artık zekat verebilir konuma gelir ve zekat vermekle mükellef olur, sorumlu olur. Nisap miktarı zorunlu ihtiyaçlar karşıladıktan sonra, kişinin evinin arabasının olması zorunlu ihtiyaç olarak sayılır. Zorunlu ihtiyaçlardan sonra kişinin birikim olarak 85 gram veya dengi paraya sahip olması onun artık zekat verebilir konumda olduğunu gösterir. Nedir zorunlu ihtiyaçlar? Ev, araba, giyim, gıda, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar kişilerin zorunlu ihtiyaçlarıdır. Zekat yılda bir kez verilir. Kişi mülkü kazandıktan sonra üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranır. Yani siz birikimi elde ettikten sonra bir yıl boyunca sizde kalmışsa artık onun zekatını verirsiniz. Burada bir istisna var. O da tarım ürünleri hariçtir. Eğer tarım ürünleri mahsul elde edildikten sonra verilebilir. Kimler zekat verir? Biraz önce de aslında bahsettiğimiz gibi bunu biraz daha açalım. Nisap miktarınca mülkü olanlar, biraz önce bahsi geçen 85 gram veya bazı kaynaklarda 82,18 gibi bir miktardır. Bu tedarik edildikten sonra artık bunun nisap miktarı temin edilmiş olur. Parasının üzerinden bir geçmiş olması gerekir. Kişinin borçlu olmaması gerekir. Kişi akıllı ve ergenlik yaşına girmiş bir Müslüman olması gerekir. Nelerden verilir peki zekat? Para, altın, gümüş, hisse senedi, ticari eşya ve bunun mukabili birçok şey artık bir mülk olduğu için buna benzer herhangi para getirecek birikimler zekata dahildir. Küçük baş, büyük baş, deve, toprak ürünleri, tarım ürünleri bunlara dahildir. Para ve altın 1/40 yani %2,5'a tekabül ediyor. Ticari eşyalar, hisse senedi vesaire gibi. Küçük baş hayvanlar yine aynı şekilde 1/40 oranında. Büyük baş hayvanlar 1/30. Deve 5 deveye bir koyun veya keçi olacak şekilde. Toprak ürünleri 1/10. Yalnız toprak ürünleri sulanarak elde ediliyorsa veya masraf yapılarak elde ediliyorsa bu oran 1/20'e çıkıyor. Yani daha az zekat vermiş oluyor. Çünkü kişinin bu konuda bir masrafı olmuş oluyor. Kimlere veriliyor zekat? Fakirlere, borçlulara, düşkünlere, yolda kalmışlara, Allah yolunda çalışanlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, muallafir kulüp diyoruz biz buna, zekat memurlarına, Osmanlı zamanında varmış bu, özgürlüğünü yitirmiş olanlara, yani kölelere. Biraz açalım özellikle küçük baş hayvanı. 40'tan demiştik, 1/40 oranda verilir ama 40'tan 120'ye kadar tek koyun veriyorsunuz. 120'den
200'e kadar 2 koyun, 200'den 399'a kadar 3 koyun, 400'den 500'e kadar 4 koyun olarak zekat veriliyor sevgili arkadaşlar. Kimlere zekat verilmez? Arkadaşlar zaten mantıken de anlayacağınız gibi zenginlere ve kişinin kendisinin bakmakla yükümlü olduklarına. Burada önemli bir nokta var. Sorularda bol bol karşınıza çıkar. Kişi eşine veremez. Bir kademe üstüne, birinci derece anne babasına, ikinci derece neredesine veya aşağıdaki kademeler çocuklarına, yani kızına veya oğluna ve torunlarına bakmakla yükümlü olduğu için maalesef zekatını veremiyor. Nisap miktarı altında 85 gram, dediğim gibi bazı kaynaklarda farklılık gösterebilir, 82.18 gibi kaynaklarda görebilirsiniz. Gümüş ise 561.2 gramdır sevgili arkadaşlar. Burada önemli bir nokta daha var. Sorularda bolca karşımıza çıkabilecek bir noktadır. Sadaka. Sadaka da insanın, Müslümanların yaptığı infak ibadetlerinden bir tanesidir. Fakat farklılık göstermektedir. Özellikle sadaka, Müslümanların Allah rızasını gözeterek yaptığı her türlü iyiliği kapsar. Yani çok daha geniş bir kapsama sahiptir. Zekat ise biraz daha şartları bellidir. Sadaka hem maddi hem manevi olarak yapılabilir. Mesela birine güler yüz göstermek de sadaka sayılabilir ama zekat öyle değildir. Net olarak kişinin belli bir miktarda belli kişilere belli oranda verildiği bir infak ibadettir. Sadaka vermek için zengin olma şartı vardır. Özür diliyorum, şartı yoktur ama zekatta bu bir şarttır. Yani kişi fakirse de sadaka verebilir belli şartlar dahilinde ama zekatta böyle bir durum yok. Sadaka konusunda ayrıntılı olarak daha sonra değineceğiz arkadaşlar. Burada zekat konusunu tamamlamış oluyoruz.